Bey, öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Zaten firmanız tanınıyor ama tekrardan bir başlangıç olsun diye bir tanıtabilirim sizi. Eyvallah. Benim adım Uğur Kulaç. Şu anda İstanbul Üsküdar'dasınız. Burası Uğur Elektronik. Uğur Elektronik 2000 yılında kurulan bir firma. Benim tarafımdan kuruldu. Amacı metal arama dedektörleri üretmek. Bizim şöyle bir farkımız var ama biz defineciyiz. Ve ben defineci olduğum için bu firmada ürettiğim her cihazı kullanabiliyorum ve kullanıyorum. Üretirken de, üretim aşamalarında da arazide bu cihazın nasıl çalışması gerektiğini, kullanıcıları yormadan ergonomisinin nasıl olacağına dair bilgi sahibi olduğum için ürettiğimiz cihazları da o şekilde daha güzel bir şekilde üretiyoruz. Türkiye'deki definecilerin hemen hemen çoğunluğa yakın kısmı kendilerine defineci diyemiyorlar. Birçoğu ailesine dahi söyleyemiyor defineci olduğunu. Bunun sebebi şu, toplumda definecilerle ilgili yanlış bir kanaat var. O da şöyle, defineciler işsiz, güçsüz, hiçbir şey yapmayan, çalışmayan, işte toprağın altından altın çıkacak, zengin olacak. Bu tür hayaller kuran insanlar olarak Türkiye'de biliniyorlar. Ama gerçekte öyle değil. Definecilik bir hobidir. Ha şu anda ben meslek olarak yapıyorum ama avcılık gibi, balıkçılık gibi bir hobidir aslında. Nasıl ki bir balıkçı balığa giderken sırtına oltasını alıyor, gidiyor. Veya nasıl ki bir avcı sırtına tüfeğini alıyor, gidiyor. Definecilik yasak değil Türkiye'de. Yasak olan tarihsel kaçakçılığı. Peki tarihsel kaçakçılığın tetikleyen şey ne? Hemen soralım. Definecilikle tarihi eser kaçakçılarsa ne fark var? Yani o iki tanımı biraz açar mısınız? Şimdi tarihi eser kaçakçılığıyla defineciliği aslında aynı kefeye koymaya uğraşıyorlar. Ben kendim şahsım olarak ve firmam olarak kesinlikle bunu kabul etmiyorum. Evet, tarihi eser kaçakçılığının en büyük müsebbibi olarak defineciler gösteriliyor. Öyle midir? Evet, öyle de olabilir. Neden? Çünkü defineciler kazıyorlar. Bir eser çıkartıyorlar, bunu müzeye götürmek istiyorlar, satmak için götürüyorlar. Müze ya bunu almıyor ya da çok az fiyatlarla almak istiyor. Haliyle defineciler de artık çıkarttıkları eserleri müzelere götürmek istemiyorlar. Bu kaçak kazıda yapılan bir mesele. Ruhsatlı kazıda da defineci ruhsat alıyor, kazı yapıyor. Kazı esnasında eğer bir yapı çıkarsa, bir bina, bir duvar, bir örgü çıkarsa başındaki arkeolog kazıyı iptal ediyor. Artık diyor ki tamam, kazı duracak. Bundan sonra diyor bir kültür varlığı çıktı buradan. Buradan bir eser çıkarsa Osmanlı'nın son 6 padişahına ait ise devlet sana paranı öder. Osmanlı'nın son 6 padişahına ait değilse bu zaten kültür varlığıdır, devlete aittir, sana para ödemeyiz diyor. Şimdi defineci o zaman diyor ki abi diyor ben neden ruhsatlı kazı yapayım ki? Benim yaptığım ruhsatlı kazı sonucunda çıkan esere para ödenmeyecekse, para boşuna harcayacaksan bu parayı ben, o zaman ben ruhsatlı kazı yapmak istemiyorum diyor. Akabinde de işte bu tarihsel kaçakçılığı sektörü ortaya çıkıyor. Ve müsebbibi olarak da defineciler biliniyorlar. Doğru mu? Evet, bir yere kadar doğru. Ama geri planda bu işin aslında sebebi kanunlardaki eksiklik. Bizim muhatap olduğumuz kanun 2863 sayılı Kültür Varlığını Koruma Kanunu. Biz bu kanunla muhatabız defineciler olarak. Bu kanundaki eksikliklerden dolayı defineciler kaçak kazılara yöneliyorlar. Çıkardıkları eserleri de tarihsel kaçakçılara satıyorlar. Haliyle de bu çamur bize yapışıyor. Ama ben kendim şahsım olarak bunu engellemeye çalışıyorum. Bunun önünü almaya çalışıyorum. Şu ana kadar 3 tane kitap hazırlamışım bu konularla ilgili. Altının Tılsımı, İşaretlerin Sırrı, işte Gizemli Mezarlar diye kitaplarımız var. Sırf definecilerin eğitilmesiyle alakalı. Ve çağrılarda bulunuyor sürekli. Lütfen kaçak kazı yapmayın. Yapsanız bile, diyelim ki yaptınız bir şekilde. Başınıza geleceği katlandınız, işte minareyi çaldınız, kılıfınız hazır. Kaçak kazıyı yaptınız. Çıkarttığınız eserleri götürün müzeye verin. Müze size bunu nereden buldun diye sormuyor. 3 kuruş, 5 kuruş. En azından tarihsel kaçakçının eline gitmesin. Bu çağrıyı sürekli defineci arkadaşlarımıza yapıyoruz. Ama gelin görün ki adam diyor ki abi buna diyor eser kaçakçısı, tarihsel kaçakçısı 1 milyon veriyor. Bizim müze 100 lira veriyor. Veya hiç vermiyor. Veriyorsa da vereceği tarih belli değil. Kim bilir ne zaman verecek.
Şimdi siz yönetici olarak, kanun koyucu olarak kuralları düzgün koymazsanız suistimal edilir bu. Arkeologlar bizle düşman. Biz arkeolog değiliz. Arkeolog olmak da istemiyoruz. Onların işinde gözümüz yok. Biz altın avcısıyız. Eğer bugün ördek avlamaya giden bir avcı tüfeğini omuzuna alıp, köpeğinin yanına alıp rahat rahat arazide ördek avlamaya gidebiliyorsa, tüfeğinin ruhsatı veya avcılık belgesi olduğu için. Av zamanlarında. Kafasına bir avlanamıyor. Evet, kuralları var. Kuralları konduğu için bunu yapabiliyor. Aynen öyle. Biliyor ki jandarma elinden tüfeğini alamayacak. Niye? Çünkü tüfeğinin ruhsatı var. Gerekli günlerde çıkmış. Ama bizim definecilerimiz sıkıntılı. Benim bu cihazları üretme iznim var. Bakın, benim sanayi sicil belgem var. Üretim yetkim var. Dedektör üretebilir yazıyor burada. Tescillerim var, marka tescillerim var. Vergi ödüyorum, KDV ödüyorum. İş yerim var. Cihaz üretiyorum. Defineci geliyor, bunu buradan alıyor. Araziye çıkarken jandarma arabasından ve elinden alıyor. Niye? Sen arama yapamazsın. Kanunlarda arama yapamazsınız diye bir ifade yok. Arama yapabilirsiniz. Ruhsatsız kazı yapamazsınız. Bizde kazı yasaktır. Dedektör kullanımı yasak değildir. Ama maalesef bazı kesimler dedektör kullanmak yasaktır. Hayır, değil. Çıkarsınlar bana dedektörün kullanımının yasak olduğuna dair bir kanun göstersinler. Öyle bir şey yok. Hatta biz defineciler uyarıyoruz. Diyoruz ki bakın, sit alanlarına, askeri bölgelere, mezarlıklara girmeyin. Şahıs arazilerine şahıs yanınızdayken girin. Gündüz arama yapın. Ve bu cihazlarla dolaşırken yanınızda kazma kürek bulundurmayın. Arabanızda kazma kürek bulundurmayın. Bunları söylüyoruz. Ve birçok insan buna uyuyor aslında. Benim şu anda şirketime kayıtlı neredeyse 150 bin müşteri var. Faaller bunlar, define arıyorlar. Birçoğu ruhsatlı kazı da arıyor. Bazıları belki kaçak kazı yapıyor. Adam arıyor, abi diyor, cihazı daha dün aldık, bugün diyor jandarma elimizden aldı. Kardeşim, tutanakla mı teslim ettin? Abi, tutanak yazmadılar. Niye? Neye istinaden verdin jandarmaya cihazı? Seni hangi suçtan itham ederek cihazını elinden aldı? Abi, tutanak tutmadı. Tutanak tutmasının sebebi bu işte. Çünkü oraya yazacağı bir kanun yok jandarmanın. Ama metazora alıyor adamın elinden cihazı. Korkutuyor. Artık defineciler uyandılar, akıllandılar. Kimse cihazını kolay teslim etmiyor. Kardeşim, alacak mısın benim cihazımı? Kolluk kuvvetleri olarak. Hangi suçtan alacağını yaz. İmzala, al. Cihaz sende kalsın. Jandarma bunu yazmıyor. Neden? Çünkü adam kazarak yakalanmamış. Kazarken yakalanmamış. Elinde eserle de yakalanmamış. Bakın, kazarken yakalanmışsa eyvallah. Bir şey yapamıyorum. Elinde eserle yakalanmışsa bir şey yapamıyorum. Ama arabasında elinde cihazı almışlarsa definecilere çağrıda bulunuyorum. Bana gelin, ben cihazınızı alırım. Bizim sıkıntımız maalesef kanunlardaki eksiklik. Bir de biraz cihazlardan bahsedelim. Sizin cihazlarınız evet. Nerede, nasıl kullanılıyor? Biraz bununla ilgili bilgi verir misiniz? Şöyle söyleyelim. Türkiye'de iki türlü definecilik yapılıyor aslında. Bir tanesi yüzey arama dediğimiz bir definecilik. Biz onlara tek tekçi diyoruz. Bunlar şöyle 25-30 santim derinliklerde küçük metal paraları veya objeleri ararlar. Çoğunlukla yurt dışından gelir bu tür cihazlar. Biz bunlara pulse cihazlar diyoruz. Ayrımı yoktur bu makinaların. Ferro non ferro, yani demir ve demir olmayanlar diye çalışırlar. Küçük başlıklı da, bakın şurada birkaç tane var. İsterseniz onları da çekebilirsiniz. İkinci tür definecilik derin arama defineciliği. Bunlar 1 metre ile 4 metre arasındaki büyük gömüleri ararlar. Özellikle bizim yakın dönem dediğimiz bu 70-80-90 yıllık tehcir zamanına dayalı Türkiye'deki gayrimüslimlerin giderken götüremedikleri, saklamak zorunda kaldıkları emtialarını, kıymetli eşyalarını ararız. Definecilik aslında budur. Ve bu tür cihazları biz o yüzden imal ediyoruz. Bunlar VLF sistemler. Pulse indüksiyon ve VLF'dir. Bunlar ayrımlı cihazlar. Bu makinalar metalleri kıymetli kıymetsiz ve altın olarak ayırt edebilirler. Yani bu bizim Gold Finder modelimiz. Boyun askılı bir model. Bunlar da RX modellerimiz. Sap üzerine montalılar. Şu makineyi aldığınız zaman araziye gittiğinizde toprak ayarını Türkiye'nin her yerinde yapabilirsiniz. Zemin ayarı deriz biz buna. Cihaz önce zemini tanır. Tanımlar ki altındaki metali görebilsin. Zemini tanımlayamazsanız toprağın içinde gömülü olan metali bulamazsınız. Bunlar öyle çalışırlar. Metali buldukları zaman ayırırlar. Kıymetli, kıymetsiz. Aynı zamanda boşluğu bulabilirler. Mezar gibi, mahzen gibi, tünel gibi odaları
bu cihaz bulabiliyor. Derinliği bunun 4 metre. Volt Finder bunun ismi. Ve sudan etkilenmezler. Ben şu sapı şuraya kadar suyun içine sokabilirsiniz. Evet. Sudan etkilenmezler. Bu ekrana mı bağlı buradan? Evet. Bu cihaz şu kablo aracılığıyla şu ana cihaza bağlı. Toprağın üzerinde bunu dolaştırırız biz. Şöyle sağa sola sallayarak. Bu bir arama başlı, bir bobin, coil'dir bu. Frekans buradan toprağa basılır. Metal tam bunun altına geldiğinde cihaz bunu fark eder. Ve kullanıcıya ekranda yazı veya simgeyle belirtir. Kullanıcı ayrıma geçer. Ayrımda bulduğu metal kıymetli mi, kıymetsiz mi, demir mi, altın mı onu söyler cihaz. Başarı şansı nedir burada mesela olduğu zaman? Yani kaç metreye kadar bunu algılayabiliyor? 4 metreye kadar algılama yapabilir. Yalnız derinlik kavramını biraz açıklayayım size. Bir tek bileziği, bir bileziği versene Furkan. Tek bir bileziği veya küçük bir parayı 4 metreden göremez. Biz derinliği anlatırken müşterilerimize diyoruz ki metalin büyüklüğü, yüzey çapı, kalınlığı ve toprak yapısına göre derinlik değişir. Şu bilezik aşağı yukarı 10 santim çapında. Bu metali altın olarak bizim cihazlarımız toprağa yeni gömdüğünüzde 60 santimlerden görebiliyor. Ve altın olarak ayırt edebiliyor. Ama bu bileziği 1 metreye gömdüğünüzde göremez. Başka bir şekilde algılıyor mu? Metal olarak algılıyor mu? O şeyde ağır şey. Bunu önce metal olarak algılar. Ondan sonra ayrıştırır. Ayrıma geçtiğinde buna direkt altın der. Bakın bunlar altın paralar. Bu tür bir parayı bizim cihazımız toprağa gömdüğünüz zaman 15, 20 veya 25 santimden görüp altın olarak ayırt edebilir. Bu bir altındır değil mi? Evet, bu bir altındır der. Yalnız şöyle bir detay var. Defineciler bunu çok bilmezler. Altın çürümez. Evet. Altın okside olmaz. Altın en önemli özelliği bu zaten. Aynen öyle. Değişmez. Aynı şekliyle kalır. Bunu yok edemezsiniz. Ama altının dışındaki diğer metaller çürür, okside olurlar. Ve toprak onu yok eder. Biz çürüyen metalleri derinden algılarız. Çürümeyen metali de ancak cihazın görebildiği derinlikten algılayabiliriz, ayırt ettirebiliriz. Yani şu bileziği 60 santimden görüyorsa yeni gömdüğünüzde altın olarak ayırt edebilirim. Ama bunu algılama mesafesinin dışına çıkarttığınızda yani 80-90 santime gömdüğünüzde cihaz bunu artık görmeyecektir. Üzerinden 100 yılda geçse görmeyecektir. Neden? Çünkü çürümeyecek bu. Ama aynı çapta bir demiri yeni gömdüğünüzde 45-50 santimden görürken bunu 1 metreye gömün, 10 santimlik demiri 1 metreye gömün, 7-8 ay sonra bunu 1 metreden görmeye başlayacaktır. Neden? Çürüdüğü için. Okside olduğu için. O oksiden aldığı sinyali mi? Toprağı bir nevi zehirliyor oksidasyon. Ve cihaz, metali olduğundan büyük gösteriyor toprak. Yayılıyor yani. Aynen, yayılıyor ve cihazımız onu büyük bir metalmiş gibi algılamaya başlıyor. Derinden görmeye başlıyor. Altında böyle bir şey yok tabii. Altın maalesef. Altına hangi derinlikten algılıyorsa oradan ayırır. Ve bu da yüzey çaplarıyla alakalıdır. Ama diğer metaller, bakır, kurşun, gümüş, bronz, bunların her biri çürüdüğü için küçük de olsalar derinden algılanabiliyorlar. Böyle bir fark var. Bunu birçok firma söylemez. Ama biz söylüyoruz. En önemli özelliklerden biri de budur. Şu cihazın çelik bütün dedektörler tarafından altın olarak algılanır. Teneke, nal, dövme demir dedektörlerin hepsini yanıltır. Altın der cihazlar ona. Ama bizim cihazlarımızı çok fazla yanıltamıyor. Neden? Biz cihazlarımıza bir ayrım sistemi koyduk. Kıymetli altın. Bir sinyal aldı defineci, metal diyor cihaz. Ayrıma geçti, üzerinden yeniden geçtiğinde cihaz kıymetli altın diyorsa oradan teneke çıkacaktır. Oradan nal çıkacaktır, çivi çıkacaktır. Bunu benim kullanıcım biliyor. Biz cihazımızın ayrımını ona göre yaptık. Ama farklı bir dedektör aldığında dünyanın neresinde üretilirse hiç fark etmez. Oradaki nala altın diyecektir. Bunu bir tek Uğur Elektronik cihazlarında ayırt edeme şansı var. Şunu söyleyeyim ya, son olarak hani avcılar tabii devamlı doğadalar. Evet. Çok önemli bir... Çok avcı müşterimiz var. Evet, vardır muhakkak. Avcılar ne yapması lazım sizce? Yani oltasını alıyor, tüfeğini alıyor. Bir de dedektörünü de alsın mı? Bir faydası var mı? Kesinlikle.
Bizde şöyle bir hikaye anlatılır. Arazideki definenin yerini veya definenin işaretini ya çoban ya da avcı bulur derler. Biz öyle yetiştik. Çünkü onlar çok gezerler doğada. Ben avcıların definecilik de yapabilmelerini istiyorum. Neden? Bizim bile gidemediğimiz birçok yere gidiyorlar. İnanın şu anda bilinmeyen birçok işaret var arazide. Hala bulunamamış. Avcıların birçoğu bunların yerlerini biliyor. Yanlarında bir pratik dedektör varsa, olursa avcının, gittiği zaman orada oraya da bakabilir. Tüfeğinin yanında güzel de bir cihaz alsın yanına. Çok rahat pratik cihazlarımız var. Hemen kuruluyor. 5-10 dakika içinde çalışmaya hazır hale geliyor. İster bir karış, ister 50 santim, isterse 2-3 metre görebilecek cihazlar var. Arabasında yanında bir tane de ondan bulundurabilir. Aslında bu kültür varlığımızı koruma anlamında da önemli değil mi? Yani toprağın altında kalacağına toprağın üstüne çıkarmak daha önemli. İnanın biz de istiyoruz bu ülkenin eserleri yurt dışına kaçmasın. Oradaki müzelerde sergilenmesin. Ama dediğim gibi biz altın avcısıyız, biz bunların peşindeyiz. Biz kültür varlıklarının peşinde değiliz. Onların peşinde olanlar arkeologlar. Onu buldu, hani yetkilileri haber vermesi anlamında. Mesela haber verecek de bu arkadaşım haber verince bunun ödülünü almak istiyor. Evet, evet. Ama bunun ödülünü alamıyor. Siz bir ruhsatlı kazı yaptınız kendi arazinizde. Diyelim ki bir lahit çıktı. Yandığınız günün aynısı. O lahiti oradan çıkartmıyor devlet, oraya bırakıyor, bir de size zimmetliyor. Bu kadarla kurtulmuyorsunuz. Bir de araziye sit alanı yapıyor. Aldınız başınıza bela. Artık kurtuluşunuz yok. Onu siz orada bekliyorsunuz. Bekçisi oldunuz. Ha böyle yapılmasa, çıkarılsa, bir yerde sergilense, siz ödüllendirilseniz olmaz mı? Olur. Ama maalesef Türkiye'de böyle bir sıkıntı yaşıyoruz biz. Evet sayın seyirciler, Uğur Bey aynı zamanda hani bir yazar, bir yazar ve Kültür Bakanlığı'na kayıtlı bir yazar. Kültür Bakanlığı ile ilgili. Ve bilmiyorum tabii bu kitabın özelliklerini siz daha iyi anlatacaksınız, evet. Ama herhalde bir ilk olma özelliği taşıyor aynı zamanda. Bu dünyada bir ilk, sadece Türkiye'de değil. Yeni bir şey daha öğrendim. Aynen, dünyada bu dünyada ilk. Neden dünyada ilk? Biraz tanıtır mısınız? Kendi kitabınızı tabii. Eyvallah. Daha iyi tanıtırsanız. İşaretlerin Sırrı benim üçüncü kitabım. Evet. Bu kitap bünyesinde Türkiye'nin arkeolojik tarihinden bahsetmenin yanı sıra definecilerin de ihtiyaç duyduğu işaret bilgisinden bahsediyor. İşaret nedir biliyor musunuz? Bizim aradığımız paraların adresidir. Bu paraları yıllar önce gömen insanlar tekrar geri gelip bunları alma niyetiyle gömdüler. Ve evrensel bir dil mi yoksa her bölge, her kültür kendi işaretini mi oluşturmuş? Dünyanın farklı ülkelerinde yine bu dil kullanılmış. Ama bizim ülkemizde de gömü tekniklerinde yine bize ait, bizim kültürümüze ait işaret lisanı var. Bir hierogliftir bu aslında. Evet, bir hierogliftir. Bu kişi bu parayı gömdükten sonra oradaki bulunan taşın üzerine, taşların üzerine işaretler bırakmış, simgeler yapmış ve bu simgelerle bir şeyler anlatmaya çalışmış. Kime? O parayı tekrar geri geldiğinde alması gereken ya kendi soyundan birine ya da bu işi emanet edeceği başka birine. Ve haritalar yapılmış. Bu haritalar götürülmüş. Ve bu insanların birçoğu geri gelememiş. Ya kendi soyundan birileri ya da bir şekilde o bilgiye sahip farklı birileri zaman içinde bu ülke topraklarına gelip bu paraları aramışlar ve arıyorlar. Ve birçoğu da çıkarıldı. Ben aslında bu bilgiye sahip olduğum için bu kitabı hazırladım. Biz define işaretleri bilgisine sahibiz. Böyle yetiştirildik. Bizi yetiştiren insanlar bu bilgiyi kimseye anlatma, öğretme diye bizden bir söz almadı. Ben şu anda çok rahat bir şekilde bu bilgiyi definecilere aktarıyor. Ve onlar da ketumdurlar. Yani bir Ermeni işaret bilgisini anlatmaz. Ben zamanında hayatını kurtardığım bir gayrimüslimden öğrendim bu bilgiyi. Ve o da canı karşılığında bana bunu öğretti. Yani hayatını bana borçlu olduğu için bu bilgileri bana aktardı. Bu kitapta da o bilgiler var. İşaretlerin çözüm teknikleri var. Ölçüm teknikleri var. Arazi okuma yöntemleri var. Türkiye'de hangi bölgede hangi azınlık yaşadı onun bilgisi var. Türkiye'nin yasaklı bölgeleri var sit alanlarıyla alakalı. Ve aynı zamanda da 500'e yakın işaretin çözüm bilgileri var kitabımızın içinde. Kitabımızın arkasında ekstra bir kitap daha var. Bu kitap iki tane kitabı içinde. Bakın bir tarafında işaretlerin sırrı, diğer tarafında da define tılsımları. Tılsım konusu benim canlı yayında çok söylediğim bir konu.
Bizim definecilerimizin en çok sıkıntıya düştüğü konu tılsım konusu. Bu kitabın bu bölümünde de definecilere arazide başlarına gelebilecek sıkıntılardan kurtulmak için bazı yöntemler var. Onları gösterdik. Aldıkları zaman bunları uyguladıklarında başlarına sıkıntı gelmeden arazide bazı şeyler yapabilirler. Bazen duyuyoruz işte cin var, o var, bu var, bu tip şeyler. Ya biz Müslüman olduğumuz için cinlere inanıyoruz. Kur'an bunu emrediyor. Ve tılsım konusu da gömülen paranın korunmaya bırakılması meselesi aslında. İstediği kadar insanlar inkar etsinler, yok desinler, çok benim umurumda değil. İster inansın, ister inanmasın ama ben inanıyorum. Çünkü arazide tılsımla ilgili çok sıkıntılar yaşadım. Parayı gömen insanlar eski, unutulmuş veya şu anda bilinmeyen bazı tılsım teknikleriyle bu paraları tılsımlamışlar. Yani cinleri davet etmişler, hapsetmişler oraya, paralarını korumaya bırakmışlar. Ve bununla ilgili çok ciddi kitaplar da var yazılmış bugüne kadar tılsım ve büyülerle alakalı. Bizim tılsımdan kastımız define tılsımları. İnsanların birbirlerine yaptığı büyülerle ilgilenmiyoruz. O bizim konumuzun dışında. Evet, teşekkür ederim. Rica ederim.